Cem TV'den, Eko Çözüm'den herkese iyi akşamlar. Ben Evren Devrimsel Yurt, program ortağım Taylan Büyükşahin'le beraber bu haftanın önemli ekonomik olaylarını ve politik alanda gerçekleşen ama iktisadi alana da büyük tesirleri olan olayları analiz edeceğiz. Taylan, hoş geldin yayına. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Taylan. Birinci bölümde şimdi Taylan senle geçen haftanın çok önemli olayları var. TODEX olayı var. Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamaları var. Bunları konuşacağız. Özellikle Bitcoin çok önemli. Dijital paralar nereye gidecek? Herkes bir şekilde bu Bitcoin'e ya da diğer coin'lere yatırım yapmış durumda. Bunları bir masaya yatıralım diyorum. İkinci bölümü de izleyicilerimiz kaçırmasınlar. Neden? Yeni Çağ Gazetesi yazarı, Paramedya.com.tr yayıncısı Sayın Remzi Özdemir katılacak bize ve Remzi Özdemir ne yazık ki hafta sonu Türkiye ile ilgili Amerika'dan gelen bir karar vardı. Elbette ki bu karar bağlayıcı değil, son derece haksız bir karar. Yüce milletimizin tarihine atılmış bir çamur ama bu çamurun bir takım iktisadi etkileri olacak. Bunu detaylı olarak bize anlatacak. Taylan, ben şimdi hemen şu Bitcoin işine girmek istiyorum. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu var, Faruk Fatih Özer. Bu 94 doğumlu genç arkadaş, yeni dijital Tosuncuk diyorlar buna medyada. Yurt dışına kaçtı. Bu konuyla ilgili ben görüşünü çok merak ediyorum. Nedir bu olay? Ne diyorsun? Şimdi bu yeni kripto Tosuncuk dediğimiz, senin de tabir ettiğin gibi çok genç. Teşekkür ederim yani yaşını vurgulaman. Şimdi bunların tek başına yapacağı işler değil bunlar Evren. Yani yüz milyonlarca liralık vurgunu böyle 20-25-30 yaşlarında kişiler yapamaz. Ne o çiftlik bank skandalında ne de şu anda yaşadığımız skandalda böyle bir şey söz konusu değil. Bu işin arka planında eğer bağımsız yargı dört dörtlük hareket ederse çok ama çok önemli yerlere ulaşacağını düşünüyorum. Bunlar bir şebeke işidir. Elbette önemli yerlerden de destek alıyordur. Nasıl oldu bu? Çok basit aslında. Siz herhangi bir internet sitesi kurarsanız bu ödeme yöntemleriyle birlikte de borsa yöntemlerini de hazır bir şekilde bazı internet sitelerinden satın alıp bunun içine koyarsanız ben kripto borsası yapabilirim diye her şeyi uygularsınız. Çünkü bu kripto borsalarının temeli bankacılık sistemindeki Swift gibi böyle hem dünya çapında denetlenebilen hem de mevcut finansal sistemin temelini oluşturulan, takip edilebilen bir sistem gibi değil. Temelinde blok zincir denen bir farklı bir teknoloji, yeni nesil bir teknoloji var. Blok zincir temeli üzerinde inşa edilmiş bir dijital para sistemi var. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Ülkeler arasında yeni iletişim veya ticaret veya şifreli konuşmalar dahi bu blok zincir üstünden yürütülüyor. Bunun takip edilmesi, şifrelerinin kırılması imkansıza yakın bir noktada. İşte bu dijital paralar da bunun üstünden gittiği gibi siz kendi başınıza hazır bir kripto para borsası kurabiliyorsunuz. Bunun devlet tarafından herhangi bir regülasyon veya yönetmelik olmadığı sürece de denetimsiz bir şekilde bunu kullanıyorsunuz ve reklamınızı yapıyorsunuz. Aynı bu batan yolsuzluk yapılan kripto para borsasında da olduğu gibi insanlar size milyonlarca lira para yatırıyor. En azından devletin bunu takip ettiğini düşünerek bir anda bakıyorsunuz tek bir işlemde küçücük bir flash diske tüm bu blok zincir üzerindeki dijital paralar yüklendi ve o cebine koydu 30 yaşındaki çocuk yurt dışına kaçtı gitti. Bu kadar basit. Sizin devlet tarafından herhangi bir yönetmeliğe tabiniz yok. Milyonlarca lirayı böyle devletin gözün içine baka baka iç ettiler ve bunun üzerine de biliyorsun 3-4 farklı şirkette benzer şeyler çıktı, soruşturmalar başladı. Onlar yurt dışına kaçamadan gözaltılar yapıldı. Ancak müthiş bir panik var piyasada. İnsanlar bu kripto para borsalarından paralarını çekmeye çalışıyorlar. Hatta ben bildiğim, isim vermeyeyim burada, birkaç tane kripto para borsası gerçekten kurumsal, düzgün çalışan şirketler dahi bu durumdan olumsuz etkileniyorlar. Ama onların herhangi bir vurgunculuk gibi bir derdi yok. Gerçekten de bu işi yapıyorlar. Ne olacak böyle? Bekliyorduk ki devletten bir tane yönetmelik çıkarsın. En azından buradaki yatırımcıları korusun.
Çünkü Türkiye kripto para borsalarında dünyada 5. evren. Yani bakıyorsun Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'da Hollanda, Uzak Doğu'da Çin. Biz deli gibi kripto para borsasında işlem yapıyoruz. Bizim milyarlarca dolar paramız burada. Ve devlet bunu düşünüp hareket etmesi gerekiyordu. Ne yaptı biliyor musun bir ay önceye kadar? Cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte kripto paralarla alışveriş yapılamaz diye yönetmelik çıkardılar. Ya kardeşim bak siz dünyaya kafa tutuyorsunuz lafa gelince. İşte biz Batı hegemonyasını yıkıyoruz işte. Petrodolar yerine yeni düzen kuruyoruz bilmem ne yapıyoruz. Ya dünyanın gittiği yer yeni teknolojide bu blok zincir diye bahsettiğimiz sistem üzerindeki ödeme yöntemleri. Bunlar alternatif olacaklar. Sen bununla kontrol edip buna yeni yönetmelikler yazacağını bunu yasaklıyorsun. Bunun yanı sıra borsa gibi bu kripto borsalar gibi kendi başına hiçbir şekilde yükümlülüğü olmayan kişileri de serbest bırakıyorsun. Onlar da böyle yüz milyonlarca lira parayı kusura bakmasınlar ama tok atlayıp gidiyorlar. Buna da göz yumuyorsun. Yani 2-2 daha 4 eder. Böyle bir şey olacağını tüm bu işin uzmanları zamanında uyardılar. Yapmayın etmeyin buraya bir düzen gerek. X şirket veya X şahıs hemen bir internet sitesi kuruyor kendine. Ben kripto borsa yaptım diye o tarafa yöneliyor. Ha, Türkiye'den bu işe neden bu kadar ilgi var? Belki onu da tartışmamız lazım. Yani neden insanlar farklı yatırım araçlarında bunu değerlendirmiyor da borsa gibi veya farklı yerlerdeki gibi kripto para borsaları gibi henüz temeli oturmamış, Türkiye'de oturmamış ve güven vermeyen yerlere yöneliyor. Bunun da irdelenmesi lazım. Ama tamamen devletin yarattığı bir boşluk var burada evren. Yani siz kafanıza göre gidip X bir yerde esnaf olmaya çalışırsanız bile belediyesinden tutun. İşte muhtarına şuraya buraya tüm devlet organları üzerinize çöküyor. İşte yok ruhsattır, yok bilmem nedir. Ya ben bir tuhafiye dükkanı açacağım ne yapıyorsunuz demenize bile kalmıyor. Hemen tepenize biniyorlar. Ama yüz milyonlarca liranın yönetildiği, ya bir tane mouse tuşuyla yönetildiği bir sistemde devlet yok. Yani inanılmaz bir şey. Bahane de şu, işte devlet vergi mi alıyor? Bununla ilgili regülasyon yaparsın. Bakın Güney Kore bunu yaptı. Çin yaptı. Bir şekilde bunun kontrolünü devlet tarafından güvence verilmesini sağladı. Çünkü eğer ki bu yer altına inerse daha büyük gelir ve ekonomik kayba neden olacağı da belli. Şununla bağlayayım ben, mevcut bankacılık sistemi hem uluslararası hem de yerel düzeyde çok sıkı kanunlarla denetlenir. Yani şu an bizim bu konuştuğumuz kripto para vurgunculuğu şöyle, X bir banka tüm hesapları boşaltıp bir gecede hemen sahibi yurt dışına kaçıyor. Böyle bir şeyin mevcut bankacılık sisteminde olmasına imkan yok. Devlet ve uluslararası sistem buna izin vermiyor. Ama Türkiye'de siz kripto para borsasında bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi göz göre göre gelmiş bir durum. Şimdi ben senin açıklamalarına katılıyorum. Bir düzenlemeye ihtiyaç var. Yani bir başı bozukluk var. Türkiye'de her alanda gördüğümüz gibi bu alanda da var. Ben burada problemi ikiye ayırıyorum. Birincisi senin anlattığın gibi dijital paralarda kurumlar, yani bu aracı kurumların bir yasal düzenlemeyle takip edilmemesi, bunun ne gibi işte kontrol altına alınacak, ne gibi teminatlar verilecek, bütün bunların bir şekilde belirlenmesi lazım. Dediğin çok doğru. Mesela BDDK var, bankacılık sistemini takip ediyor. SPK var, aracı kurumları, hisse senetlerinde işlem yapan aracı kurumları takip ediyor. İşte Amerika'ya gidiyorsun, Security Exchange Commission var, o Amerikan New York borsasını takip ediyor. Ama bunu ne takip ediyor? Şimdi burada dediğin, anlattığın aracı kurumlar çok büyük bir problem. Yani kafalarına göre para topluyorlar. Ondan sonra bir de ne diyorlar? İşte biz size Bitcoin'i daha ucuza vereceğiz. Ya bedava peynir fare kapanında bulunur. Yani böyle bir şey yok. Aracı kurumlar bir problem. İkinci problem bence önümüzdeki dönemde Taylan, bakın bu TODEX'ti, diğerleriydi falan. Bunlar tipik çantacı şirketler. Yani basit suçlular. Aldılar ve kaçtılar. Ama bence bu dijital para konusunda en büyük problem paranın kendisinde çıkacak.
Şimdi bir kere ben şunu söyleyeyim. Bizim Türk yatırımcısında bir özellik vardır. Ben bunu dillendirdiğim zaman kendi YouTube kanalımda Avrasya Yatırım'da bana çok kızıyorlar. Bu olaylar olmadan önce dedim ki Bitcoin'de son uyarı, aman küçük yatırımcı dikkat etsin. 3-4 gün geçti bu olay patladı. Problem dediğim gibi bir aracı kurum problemi var. İki bir de ana üründe yani parada da problem var. Bak o parada daha bir sıkıntı gözükmedi. Nedir paradaki problem? Şu. Para bir mübadele aracı değil mi? Yani mal ve hizmet takasına işine yarıyor. Burada para neden çıkıyor? Devletler parayı niye basıyor? Devletler parayı bastıkları zaman devletin arkasında bir ordu var, bir eğitim sistemi var, polis teşkilatı var, sağlık teşkilatı var. Yani şunu kastetmek istiyorum, bir regülasyon var. Dolayısıyla o parayı bastığı zaman oradan bir senyoraş hakkı alıyor. Senyoraş hakkı ne demek? Orta çağda derebeyleri, senyörler para basarmış, bunu şehir devletlerine verirmiş, bastıkları paranın bir kısmını da kendileri tutarmış. Ne işe yarıyor? Derebeyi ve senyör pazara girdiği zaman bastığı parayla mal ve hizmet alabiliyor. Şimdi Amerikan Merkez Bankası dolar basıyor, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası lira basıyor. Onlara maliyeti nedir Taylan bunun? Sadece kağıt parası ve mürekkep. Dolayısıyla 100 dolarlık bir banknot basıldığında Amerikan hükümeti gidip dünya üzerinde herhangi bir yerden istediği mal ve hizmeti alıyor. Dolayısıyla bakın burada bir ayrıcalık var. Şimdi şunu düşünelim. Ben şuna kesinlikle katılıyorum, karşı değilim. Önümüzdeki yıllarda dijital paralar, kripto paralar bir gereklilik. Çünkü dijital bir devrim yaşıyorsak illaki buna ihtiyacımız olacak. Ama yani Çin Merkez Bankası yuan'ı basıyor ve Çin Merkez Bankası diyor ki bu yuan'la mal ve hizmetimi satacağım ya da Amerikan dolarıyla. Siz Bitcoin'e basıyorsunuz, Çin'e gidiyorsunuz ve Çinlilere diyorsunuz ki sen göllerini, nehirlerini, denizlerini kirleterek bir üretim yaptın. Hadi bakalım şu üretimi bana ver, ben de sana Bitcoin veriyorum. Ya Çin Merkez Bankası bunu kabul edebilir mi? Böyle bir şey yok. Yani Çin'in yuan'ı devreden çıkarıp Bitcoin'i alıp kendi mal ve hizmet mübadelesine sokmak gibi bir durum yok. Ama nedir? Bitcoin şu an müthiş bir talep gördü. Bitcoin dijital gelişmedeki boşluktan dolayı serpildi, bir şekilde yerini aldı. Ama devletler burada kendi dijital paralarını çıkardıkça, mesela Çin örneğini verdim, oradan gideyim. 2023 ya da 2022'de Pekin Olimpiyatları var. Orada ilk defa dijital para alınıp satılmaya başlanacak. Yani mal ve hizmet almak için kullanılacak. Dolayısıyla şimdi Amerikan Merkez Bankası çıkardığında kendi dijital parasını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çıkardığında, Çin çıkardığında şu an revaçta olan Bitcoin gibi paralar bir şekilde itilecekler. Legal ekonomilerden dışarıya doğru itilecekler. Neden? Çünkü başta anlattığım şeyi unutmayalım. Hangi devlet para basarak buradan sağladığı imtiyazı, kaynağı belli olmayan, Bitcoin'in kaynağı belli değil, kim bastı belli değil, arkasında hangi kurum var, hangi devlet var, belli olmayan bir yere emanet eder. O zaman devletlerin bu işe girmesiyle beraber şu an revaçta coinlerin hızlı değer kaybettiklerini göreceğiz. Ve bunlar nerelere sıkışacak? Regülasyon yapmayan devletlerin içinde alım satımlarda kullanılacak ya da kara paranın döndüğü ya da illegal ekonomide sadece iki kişinin ticaret yaptığı, beni devlet izlemesin, beni işte vergi teşkilatı izlemesin, istihbarat örgütleri izlemesin. Çünkü sen söyledin mesela bankacılık teşkilatında Swift kodu var. Doları buradan Amerika'ya gönderdiğinde bir dijital iz bırakıyorsun. Ve seni istihbarat örgütleri de izliyor, vergi daireleri de izliyor. Parayı kaçıramıyorsun. Ama burada öyle bir şey yok. Tamamen başı bozuk bir sistem. Kafanıza göre iki kişi cüzdanlar arasında alışveriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda, yıllarda buna devletler de bir dur diyecek. Dur dediği zaman bu Bitcoin'de, diğer coinlerde yavaş yavaş köşelere sıkışmaya başlayacaklar. Ve bu finansın doğal akışı. Bir de kötü senaryo, şeytanın avukatlığını yapayım. O da şu, ben Bitcoin'i çıkartan ana üreticiyim. Yani madencilik yapan binlerce insan var, o da değil. En üstteki adamım ben. Yani kaynak sıfır. Kaynak sıfırın elinde deli gibi Bitcoin var. Ve bunu yukarıdan çakıp
bir gün hadi bana müsaade dediği zaman bana hangi coin'ci bunun garantisini verecek? Abi hiç korkma, meraklanma, bu Bitcoin'i satmayacaklar, çökmeyecekler. Biz çıkartan adamı tanıyoruz. Yok böyle bir şey. O yüzden bu olay bana neyi hatırlatıyor biliyor musun? 1600'lü yıllarda lale çılgınlığını. Orada ne oluyor? Osmanlı'dan Hollanda'ya laleler gidiyor. Laleler bir şekilde müthiş bir revaçta. Hollanda toplumunda avukatı, işçisi, köylüsü, doktoru herkes lale soğanı alıyor. Lale aldıkça da lale işine girmek çok karlı. Aynen Bitcoin gibi. Ve lale fiyatları yukarı çıkıyor. En sonunda öyle bir fiyata geliyor ki 40 tane lale soğanı almak için gazeteye yazmıştım. 400 bin florin ödeniyor. Oysa bir işçinin bir yıllık maaşı 150 florin falan. Ve anormal bir noktaya gelince fiyatlar artık alış gücü kalmıyor. Alamıyor insanlar ve o noktada durup şöyle bir baktıklarında ya biz ne yapıyoruz dediklerinde fiyatlar çökmeye başlıyor. Dolayısıyla şimdi Bitcoin'de de sonsuza kadar yukarı doğru bir gidişat. Şimdi herkes mutlu tabii. Aldıkça fiyat yukarı gidiyor. Aldıkça fiyat yukarı gidiyor. Ama yani finansta böyle bir genleşme, böyle sonsuza kadar bir büyüme yok. Ve bir de az önce anlattığım gibi finansın olağan akışında da bunun o mal ve hizmet mübadelesinde kullanılacak misyonu da düşecek, azalacak. Ve kaynak belirsiz. En kötüsü bu. Dolayısıyla çok büyük bir risk diyorum ben Bitcoin'e. Bitcoin ile ilgili tabii sabaha kadar konuşulur, sürede daralıyor. Bir de Kavcıoğlu'nun açıklamaları var. Ona ne diyorsun? Yani seni tatmin etti mi? 128 milyar dolarla ilgili açıklamalar yaptı. Bir gazeteci olarak tatmin oldun mu açıklamalarda? Yani açıkçası daha ayağı yere sağlam basan açıklamalar bekliyordum. Bir kere şu konu beni rahatsız etti. Merkez Bankası hepimizin, yani evren, durumumuz ne olursa olsun, ne kadar yanlış politikalar yapılırsa yapılsın, hem hazine hem de Merkez Bankası devletin omurlarından birisidir. Ama bakıyorsunuz burada yeni başkanla birlikte bir kere o siyasetçi ağzı beni rahatsız etti açıkçası. Yani karşımda bir bürokrat, en azından ayağı yere sağlam basan bir ekonomist gibi açıklamalar beklerken, nedense muhalefete laf yetiştiren, işte kendisine gelen eleştirileri böyle biraz sert ve kaba dille savuşturmaya çalışan bir bürokrat gördüm açıkçası. Bu da beni açıkçası hayal kırıklığına uğrattı. En başta bu kamuoyunun çok ciddi sorunları, çekinceleri var. Bir kere bunu Merkez Bankası Başkanı'nın oturup net bir şekilde dile getirmesi gerekiyordu. Yani 128 milyar dolar yok, kasada yok. Yani siz bunu yastık altına verdik, işte bu el değiştirdi, vatandaşın elinde, bankalarda, şurada burada demeniz kimseyi ikna etmiyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. AK Parti'nin üst düzey yöneticileri de söylüyor. Yani bunun hiçbir şekilde bir karşılığının olmadığını görmesi lazımdı Merkez Bankası Başkanı'na. Kalkıp diyecekti ki ya biz bu parayı harcadık. Bunun yerine doldurulması için ilk başta bu makroekonomik dengelerin oturması lazım. Biz yavaş yavaş bunları yerine koyacağız demesi gerekiyordu en azından. Ama böyle bir şey yok. Yani kalkıp biz 60 milyar dolar eksideyiz şu an. Onu yeri geldiğinde yerine tamamlayacağız. Gerekirse parasal sıkılaştırma uygulayacağız ve benzeri böyle birbiriyle tutmayan çelişkili ifadelerle siz piyasayı ikna edemezsiniz. Bakın en son işte Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan görevinden alınmasından itibaren Türk Lirası'nın başta dolar olmak üzere yabancı para kurları karşısındaki değer kaybını hepimiz böyle üzülerek takip ediyoruz. Buna engel olacak bir fren mekanizması gerekiyor. O da para politikalarının net bir şekilde en azından piyasayla uyumlu olduğu, geleceğe dair güven verdiği bir sistem şeklinde sizin anlatmanız lazım. Buna da en önemli görev Merkez Bankası Başkanı'na düşüyor. Siz oraya atandınız, Merkez Bankası'nın içinden gelmeyen bir isimsiniz ama omzunuzda çok büyük bir yük var. Dediğim gibi Merkez Bankası ve Hazine ülkenin çok önemli kurumlarıdır. Bunların hiçbir şekilde yıpratılmaması lazım. İşte muhalefet tarafından, işte bizim gibi gazeteciler tarafından bu tarz eleştiriler gelince de işte vatan hainliği yapmayın, işte başkalarının sözcülüğünü yapmayın gibi sözler yerine biraz bu eleştirileri dinleyip sorunları çözmeniz gerekirken
sürekli böyle bir olayı savuşturma, farklı yönlere saptırma, demagoji yapma tarzı açıklamalarla Türk lirasının daha fazla değer kaybedeceğini göreceksiniz. Görüyorsunuz da zaten halen bu Amerika'daki adımlar, biliyorsun F-35 programından çıkarıldık resmi bir şekilde, ardından Biden'ın açıklamaları, bu Ermeni soykırımını tanıdı, böyle bir ifadesi var ve bunun devamı geleceği S-400 ile ilgili, Halkbank ile ilgili, bunun dışında belki Suriye ile ilgili çok farklı adımlar da atabilir. Yani Türkiye bu noktada jeopolitik olarak da ekonomisinin üstünde çok büyük baskılar geleceği bir dönemde, en azından bu 128 milyar dolarla ilgili Merkez Bankası Başkanı'nın daha ayağı yere sağlam basan açıklamalar yapması gerekirdi. Çünkü bizim özellikle mevcut iş dünyasında, hadi yatırımı geçtim ama en azından işletmeleri ayağı yere sağlam basacak, onları ayakta tutacak politikalara ihtiyacımız var. Bunu çok net bir şekilde de duyuyoruz zaten. Artık iş dünyası bu döviz dalgalanmalarından bıkmışlar. Hem işlerini rahat bir şekilde yapamıyorlar, hem de kurumları içindeki bu yatırımları, işte büyümeleri gerçekleştiremiyorlar. Siz bunları sağlayamazsanız işte 10 milyon işsizimiz var diyoruz. Bunlara siz nasıl istihdam yaratacaksınız? Bakın, bir ay sonra havalar ısınmaya başladığında daha fazla Rusya'nın Türkiye'ye turist gönderip göndermeyeceği dahi belirsiz. Haziran'a kadar bunu inceleyecek. Sizin Rusya ile belli ki başka siyasi sorunlarınız var. Almanya'nın, İngiltere'nin ne yapacağı meçhul. Bakın, işte bu belirsizlik içinde yüz binlerce, milyonlarca kişi ilgilendiren ekonomiyle ilgili Merkez Bankası'nın herkese güven veren, hem yurt içinde hem de yurt dışında daha net açıklamalar yapması gerekiyordu. Yani 128 milyar dolar işte birilerinin üfürdüğü, yurt dışından işte burada da köpürtüldüğü şeklinde geçiştirilecek bir konu değil. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bununla ilgili net ifadeler kullandı. Bu paraların nereye harcandığını söyledi kalem kalem. Bunları niye yaptınız? En azından bunu açıklayacak. Ya biz 35 milyar dolar yabancı yatırımcılara verdik. Kalkıp deseydi, bunu böyle vermemeliydik aslında ama o zamanki şartlar bunu gerektirdi. Biz bunu ülke olarak yerine koyacak potansiyele sahibiz tarzı en azından sorunu kabullenen açıklamalar yapsaydı. Bak Evren, hatırlarsın, Naci Ağbal göreve geldiğinde piyasa çok olumlu tepki vermişti ve Naci Ağbal şunu söylemişti: piyasayla inatlaşmayacağız ilk toplantıda ve Türk lirası daha fazla değer kazanmaya başladı. Çünkü ya 2-2 daha 4 eder. Siz kandırmaya çalıştığınız, en azından bu demagoji yapmaya çalıştığınız insanlar milyarlarca dolarlık yatırımları yönetenler bu kadar basit sözlere kanmazlar. Karşısında en azından bu işlere ciddi şekilde kafa yoran iktisatçılar, ekonomistler veya bürokratlar görmek isterler. Siyaset sahnesi hiçbir şekilde bu ihtiyaçlara, bu güvene karşı bir güven sağlayamaz. Öyle olsaydı zaten bu bütün kürsülerde, mitinglerde söylenen vaatler, işte tüm sözler kabul görürdü ve ülkeye deli gibi yatırım yağardı. Böyle olmuyor ama Merkez Bankası'nın ağzından çıkan iki laf tüm bu güveni de sağlıyor. Bunu da maalesef biz göremedik. Bu haftadan sonra da bu özellikle Türk lirasının değer kaybı noktasında benim endişelerim de var. O konuya da girersek çıkamayız. Ben de senin görüşlerini merak ediyorum açıkçası. Valla 2 dakika süremiz kaldı. Ben 2 dakikada şunu söyleyeceğim. Birincisi şu: 90 milyar brüt rezervimiz var dedi. Bir kere o brüt rezervin içinde alacaklar da var. Bir devletin net rezervidir önemli olan. Çünkü millet parasını alıp gittiğinde, savaş çıktığında siz F-16'lara füze alacaksanız gidip Merkez Bankası'ndan dolar almanız gerekir. Merkez Bankası'nın net rezervine bakılır. Net rezervi de -60 milyar dolar. Bu bir. Bunu yazalım kenara. İkincisi diyor ki rezervler kayıp değil, sadece yer değiştirdi. Şimdi bir bakkal dükkanını soydukları zaman, kasadan para gittiği zaman, hırsızın cebine gittiğinde evet para nerede, buharlaşmadı ama yer değiştirdi mi diyeceğiz. Tamam, Merkez Bankası belki soyulmadı ama işte biz de şunu soruyoruz. Tamam, biliyoruz yer değiştirdi. O paralar nereye gitti? Rezervlerden çıktı, banka hesaplarına gitti. Hangi hesaplara sattınız? Lütfen Sayın Başkan, bunu bir Excel tablo olarak bize verin diyoruz. Kötü bir şey demiyoruz. Üçüncü noktada şu: sıkı para politikasına devam edeceğiz diyor. Ama arkasından da Sayın Başkan diyor ki
Ama reel sektörü de düşünmek lazım. Sayın Başkan'ın kafası bayağı karışmış bence. Bir tarafta saray var, bir tarafta reel politikalar var. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Ben şunu söylüyorum son söz. Sanki yeni bir Murat Uysal vakası 3 ay sonra göreceğiz gibime geliyor. Peki Taylan, çok teşekkür ediyorum katılımın için. Ben teşekkür ederim. Şimdi kısa bir ara verelim o zaman. İkinci bölümde görüşmek üzere. Cem TV'den ikinci bölümden herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz Paramedya.com.tr yayıncısı, Yeni Çağ Gazetesi'nden köşe yazarı Sayın Remzi Özdemir. Remzi Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren, merhaba. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii hafta sonu sıkıntılı bir karar vardı Türkiye için. Birleşik Devletler'den sözde Ermeni soykırımının tanındığına dair direkt başkanın bir açıklaması karşımıza geldi. Tabii bu olay sadece siyaseti ilgilendirmiyor. Bu olay dönecek orta ve uzun vadede hem politikamıza hem de ekonomimize kadar dokunacak. Bu noktada siz bu kararı siyaseten nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de en önemli nokta şu: bu kararın reel ekonomiye ne gibi etkileri olacak? Piyasalara ne gibi etkisi olacak? Hani piyasaları da geçtim. Yani neticede bizi izleyenlerin böyle hepsinin borsada yatırımları yok ya da doları altını yok, ama en önemlisi de şu: iş ve aş durumumuzu bu karar nasıl etkiler sizce? Şimdi öncelikle Evren, artık bu tartışmayı bir kenara bırakmak lazım. Amerika böyle bir ülke, yok şu oldu bu oldu. Bunları artık tarihçilerin tartışması gereken, yani biz yaş itibariyle de tarih bilgisi olarak tarihçiler kadar bu konuya hakim değiliz. Biz bundan sonra ne olacak? O soruya bakmamız gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Ermeni iddialarını kabul eden 20. ülke Amerika. Yani bugüne kadar Fransa'sı, hatta şu anda müttefik durumuna düşmeye çalıştığımız, o duruma geldiğimiz Rusya dahi yıllar önce kabul etti. Yani Amerika 20. ülke. Şimdi Amerika'nın kabul etmesinin tabii ki ayrı bir önemi var. Neden ayrı bir önemi var? Soykırım iddialarının ekonomik boyuta, bırakın ben siyasi boyutunu bıraktım, ekonomik boyuta dönüşmesi söz konusu. Şimdi öncelikle 2005 yılında bir dava görüldü Amerika'da. Muhatap 15 kadar Ermeni davalı Aksa Sigorta. Bakın bu çok önemli burası. Yine 2004 yılında açılan bir başka ve bunu hep Kaliforniya'da oluyor. Çünkü Kaliforniya Ermeni nüfusunun yoğun olduğu bölgeler. Yine bir başka sigorta, New York Life diye bir sigorta şirketi. İkisinde de ancak New York Life'dan ziyade burada bizi Aksa ilgilendiriyor. Çünkü Aksa aynı zamanda bir Avrupa şirketi. Fransız kökenli şirket ve Türkiye ile ciddi ilişkileri olan, Türkiye'de ciddi yatırımları olan bir sigorta şirketi. Ve buradaki Ermeniler ellerinde poliçelerle bizim dedemizin malları vardı, gasp edildi, öldürüldü, şu oldu, bu oldu gibi iddialarla dava açıyorlar. Ve Aksa bu insanlara tazminat ödemeyi kabul ediyor. 17 milyon dolar civarı. Hemen arkasından da diğer sigorta şirketi, New York Life sigorta şirketi de tazminatı kabul ediyor. Şimdi sigorta şirketleri burada bir kere ödemeyi kabul ediyor. Amerika'nın bu tanımasıyla, resmen tanımasıyla beraber sigorta şirketlerinin de Türkiye'den rücu etme hakkı doğuyor. Yani yarın diğer elinde o belgeleri olan, çünkü bu Ermeniler 1915 olaylarında özellikle İstanbul'da yaşayan Ermeniler mallarını, mülklerini, canlarını, her şeyini sigortalamışlar Evren. Her şeylerini. Doğal olarak da göç ederken bu sigorta belgeleriyle gitmişler ve bu sigorta belgeleriyle bugün bunların torunları Türkiye'den talepte bulunuyorlar. Ve önümüzdeki günlerde özellikle, yani her ne kadar Türkiye'ye direkt dava bekliyorsak da asıl bizim darbe yiyeceğimiz, yememiz muhtemel. Çünkü sigorta şirketleri, yani Türkiye'nin başını ağrıtacak diyelim dahası, sigorta şirketleri. Yani yarın binlerce kişi Aksa'ya
Başka sigorta var mı bilmiyorum New York Life'ın dışında ama ağırlıklı olarak AXA. Çünkü o dönem İstanbul'da da etkin bir sigorta şirketi ve Ermenilerin çok yoğun çalıştığı bir sigorta şirketi. Fransız kökenli olması dolayısıyla. Çünkü o dönemde yöneticiler de Fransızdı okuduğum kadarıyla. Ve bunlara davalar gelecek. Ve bunlar bu parayı sırf Türk düşmanlığından dolayı Evren, kayıtsız şartsız ödeyecekler ve Türkiye'ye karşı dava açacaklar. Yani binlerce, bu bir. İkinci dava konusu daha var Evren. Bugün oturduğunuz eve bir tebligat gelebilir. Burası benim, dedemin babasının eviydi diye. Ya da arsasıydı diye. Herhangi bir Ermeni'den. Çünkü diyeceksiniz ki ben nereden bileyim, ben bunda 30 senedir oturuyorum. 30 sene önce de Ahmet vardı, bilmem ne vardı. Böyle hak olayları çıkacak Evren. Bu da Türkiye'nin gerçekten çok uzun bir sürecek, hukuk mücadelesi sürdürecek bir kaos yaşayacak. Bırakalım ekonomik boyutunu, avukat tutma, mahkeme, hukuki mücadele, böyle bir baş ağrımız var. Ama en önemlisi bizim baş ağrımız sigorta şirketlerinden gelecek Evren. Çok ciddi anlamda. Buna hazırlanmamız lazım. Yani bu özellikle AXA şu anda ne düşünüyorlar, AXA yöneticileri nasıl yapacaklar bilmiyorum ama bizi böyle bir ekonomik şey bekliyor. İkincisi bir başka boyutu piyasalara yansıması Evren. İstersen hep o konuyla anlatalım mı? Ben bir şey sormak istiyorum burada. Tabii. Piyasalara geçmeden önce. Şimdi tabii ki bunların o zamanlar kendilerini belli başlı sigorta şirketlerine sigorta ettirip bunları da bir yasal belge olarak ellerinde tutmaları işte ve daha sonra da zamanı geldiğinde mahkemeler vasıtasıyla müracaat etmeleri. Lakin burada şimdi şöyle bir durum da var. Şimdi tamam burada evet bir nüfus, Ermeni nüfusu yaşadı. Bunların hakları da vardı ve bir şekilde tarihin akışı, siyasi akış onları başka yerde yaşamaya zorladı. O zaman dönüp Remzi abi yani şunu düşünemez miyiz? Balkanlarda da yaşayan milyonlarca Türkmen vardı, Türkmen ailesi vardı. Bunların yani ta Belgrad'dan, Macaristan'dan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan buralarda arsaları vardı, hayvanları vardı, evleri vardı. Balkanlardan gelen Türklerin de yaşadığı çok büyük bir trajedi var. Şimdi bunu kimse dillendirmiyor. Yani varmak istediğim nokta şu. Ne yazık ki tarihte insanların, milletlerin başına zaman zaman sıkıntılı olaylar gelmiş. Ben şuna inanmıyorum. Yani bir soykırım şeklinde bir olay değil. Buna aklı başında hiç kimse de inanmıyor. Ama bir takım mağduriyetlerin olduğu da biliniyor. Burada biz oturup bütün tarihi tekrardan elimize alıp böyle hesaplaşmaya başladığımız zaman ben zannetmiyorum yani bu işin içinden çıkmak oldukça zor olacak diye. Ama bu neden yapılıyor? Belki de sizin de işaret etmek istediğiniz nokta şu. Şu an Türkiye'ye baktığımız zaman rezervler -60 milyar dolar. Türkiye'nin yurt dışında hiçbir müttefiki kalmamış. En son 1981 yılında Ronald Reagan böyle bir karar almıştı. Ama ondan sonra Türkiye'nin dış politikasında en önemli unsurlardan biri olan Musevi lobileri bu kararın Birleşik Devletler'de geçmesini hep engellediler. Şimdi İsrail'le kavgalısınız. Şimdi Avrupa Birliği'yle kavgalısınız. Şimdi Mısır'la kavgalısınız. Şimdi Rusya'yla kavgalısınız zaman zaman. Yani Türkiye'nin aslında burada yöneticilerinin sağlıklı bir dış politika, bir patika belirlememelerinden dolayı bizim karşımıza az önce anlattığınız gibi siyasette, ekonomide belki geçen yıl bize söyleseydiniz çok uç bir senaryo olabilecek senaryoları ne yazık ki an itibariyle tartışmaya başladık. Ve ben katılıyorum da size böyle bir kapı ne yazık ki açıldı. Ne diyorsunuz buna? Ama Evren, 81'deki Amerika'daki Reagan döneminden bahsediyorsun. Doğrudur. O dönemde de kabul edildi. Dahası başkan öyle. Ama o zaman ne vardı? Türkiye'de müthiş bir askeri güç vardı. Yani ordunun gücü vardı. Daha o dönemde Türkiye'deki generaller hapse atılmamıştı. Amiraller arkadan ters kelepçeyle karakollarda, emniyette bekletilmiyordu. Pentagon Türkiye'deki bu generallerin girişimleriyle başkanın o kararını bloke etti.
Bakın Türkiye'de insanlar yeterince okumadığı için o dönemi hatırlamıyorlar. Hatta bunu Amerika'nın ilk kararı olarak görüyorlar. Hayır, senin de söylediğin gibi bu 81'de de Amerika tarafından telaffuz edildi. Ama o dönemde müthiş bir Pentagon'la Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arasında bir ilişki vardı. İyi bir ilişki vardı. Çünkü o dönemdeki generaller bugünkü diplomatlardan çok daha kültürlü, çok daha bilgili, çok daha uluslararası ilişkilere önem veren insanlardı. Ve Amerika'daki Pentagon'daki generaller vasıtasıyla Pentagon başkanlık ofisindeki o ablukasından dolayı o karar yok sayıldı. Yani bunu o dönem generaller başardı, Türkiye'deki asker başardı. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi orada tabii bir junta yönetimi var. Yani onların da Amerikalı generallerle ne kadar yakın olduğunu biliyoruz. Doğru, yani bir baskı yapmışlardır. Ama peki 90'larda her yıl 24 Nisan'ı yaşadık. O işler nasıl Türkiye paçasını kurtardı? Orada Musevi lobisi çalışmadı mı? Kesinlikle Musevi lobisi çalıştı. Ancak Musevi lobisinin ile ilişkileri organize eden bir çok mükemmel bir mülkeli grup vardı. Yani dışişlerindeki o muhteşem bir kadro. Bakın, efsane dışişleri bakanlarını düşünün. Vahit Halefoğlu'nu tutun, daha kaç tane gerçekten sayacağınız müthiş mülkeliler, müthiş dışişleri bakanları vardı. Bugünkü dışişleri bakanı ve karizmasına, CV'sine bakın. Bakın CV'sine bakın. Problem, ya da bırakalım onu. Türkiye'nin Amerika'daki büyükelçisine bakın. Büyükelçisinin CV'sine bakın. Son 3 yılda sadece Amerika değil, bütün dünya çapında, Uganda'da dahil olmak üzere, Pakistan'da dahil olmak üzere atanan elçilere bakın. Elçilerin CV'sine bakın. Yani CV'si diyorum çünkü olayı yumuşatmaya çalışıyorum. Başka şey söylemek istemiyorum, hakarete girmesin diye. Problemimiz bu. Şu anda Türkiye'de AK Parti liyakatı yok ettiği için, eğitimi yok etti, liyakatı yok etti, daha aklınıza gelecek her şeyi yok ettiği için buna karşı duracak kimse kalmadı. Musevi lobisi, evet doğrudur. Musevi lobisi çok ciddi anlamda bu konuda bloke görevi görüyordu. Sen bütün dünyayla kavgalısın, kavga etmediğin hiç kimse yok. Etrafında bir tane dost ülken yok. Şu anda bir Gürcistan var. Gürcistan'la da her an patlayabiliriz Rusya'dan dolayı. Her an. Her an kavga edebiliriz. Yani onun dışında bir tane iyi anlaştığımız ülke yok Evren. Yani sorun Türkiye'de dış politikasının olmaması. Yani AK Parti Türkiye'yi maalesef çok geriye götürdü. Yani ekonomiyi de bırakalım. Dış işleri açısından işte siz o kadar değerli mülkiyeden yetişmiş eğitimli insanları dışişleri kadrosundan aldınız ki tamamen saçma sapan insanları, gereksiz, yani hayatınız boyunca belki şirketiniz olsa yönetici yapmayacağınız insanları dünyanın en önemli ülkelerinde, en önemli başkentleri elçi olarak atadınız. Peki bir soru sormak istiyorum Evren. Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi nerede? Siz duydunuz mu? Vallahi ben adını bile bilmiyorum. Adını bile bilmiyorsunuz. İşte problem burada, bakın burada. Yani sadece o mu? Almanya'dan tutun Fransa'ya kadar daha birçok ülkede. Yani bırakalım artık bakanları dahi Türkiye'de isimlerini bilmiyoruz. Sadece işte skandala karışırsa biliyoruz, evet. Şey, ortaokul yıllarımdayken ama Şükrü Elekta kafama kazınmış. Şükrü Elekta. Efsane isim, evet. Yani bunlar gidip orada birebir bu lobilerle mücadele eden insanlar, altyapıları, bilimsel altyapıları da olan insanlar. Ama Remzi abi, yine iş dönüyor AKP'nin yanlış dış politikasına geliyor. Ve bu dış politikası, Türkiye'de yalnızlaşması, bizim işte uç senaryolar olarak geçmişte nitelendirdiğimiz böyle sigorta firmaları, toprak talepleri, tazminat talepleri olarak karşımıza gelecek. Ha, bu karşılık bulacak mı? Tabii ki bulmayacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü. Ama neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle saçma sapan davalarla uğraşsın? Çünkü nereye bağlayacağım? Bu davalar dönecek. Tabii ki bizden ağrıyı mı alacaklar? Bizden tazminat mı koparabilecekler? Ha, ama şu var.
eğer biz zayıf devam edersek, biz ekonomisinde, siyasetinde, iç politikasında bölünmüş olursak, Türk devletlerinin tarihine bakın, her Türk devletinin bir şekilde sıkıntıya girişindeki aynı hikayeyi görürsünüz, aynı senaryoyu görürsünüz. Bir bahane gelir yurt dışından, o devletin başını ağrıtır. Ha, bizim bu duruma düşmememiz lazım. Şimdi bu olay dönecek, bizim bence firmalarımızı da etkileyecek. O firmaların işte ihracatını, o firmaların yurt dışındaki bağlantılarını, bir, Türk firmalarını nasıl etkileyecek? İki, acaba yurt dışından yatırımcıların Türkiye'ye bakışını bu olay sizce nasıl etkileyecek? Yani buraya böyle hani 2000'den önce geldiği gibi, 2000'lerin ilk yarısında geldiği gibi gönül rahatlığıyla gelip fabrika kurabilecekler mi acaba böyle bir ihtilaflı ülkeye? Şimdi Evren, öncelikle tabii sen olayı daha iyimser bakmaya çalışıyorsun bir Türk vatandaşı olarak. Ben de aynı görüşteyim. Ancak şunu önce kabul etmemiz lazım Evren. Evet, Türkiye bu sıkıntının altından çıkacaktı. Ancak enerjimiz gidecek Evren. Gereksiz yere bunu çok önce çözebileceğimiz bir sorundu bu. Gerçekten çözebileceğimiz bir sorundu. Ama AKP iktidarı monşer diye aşağıladığı insanları bir kenara iterek saçma sapan insanlarla bu işi sürdürmeye çalıştı. İşte bugün enerjimizi de ekonomide her alanda da sömüren, yok eden olay o. Gelelim soruna Evren. Bu soruna aslında şu yanıtı vermemiz lazım. Son 4 yılda bir şeyin farkında mısın? AVM'lere giden insanlara, izleyicilerimize soruyor. Türkiye'deki uluslararası markalar bir bir sessiz sedasız ayrıldılar Evren. Yani sanki bir şeyi bekliyorlardı. Yani Türkiye'nin o zayıf halini gördüler. Ciddi anlamda Türkiye'den dünyaca ünlü, bakın şu anda Türkiye'de ünlü marka sayamazsınız. Gidin AVM'ye bakıyorsunuz, yabancı markaların hepsi yok oldu gitti, çekti gitti. Bazı yabancılar gayrimenkullerini yok pahasına sattı. Ha, onun yerine bize İranlı, Suriyeli geldi. O ayrı bir olay ama bir Avrupalı, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı gitti tıpkı turizmimizdeki gibi. Ama asıl işaretini Evren biz sermaye piyasalarında da gördük. Son günlerde, son aylarda farkındaysan ciddi bir çıkış vardı. Daha bu karardan önce dahi işte senin yayınında da konuştuk. Bank of America'nın satışları. Yani bu insanlar burada bizim zayıf karnımızı görmemiş olsalar böyle yok pahasına bank hisselerini satıp gitmezler Evren. Yani bu şartlarda Türkiye'den sermaye çıkışı varken, yani sen yeniden işte yabancı şirketlerin Türkiye'ye gelip yatırımını konuşamazsın. Ha, bunu konuşuruz. Nasıl konuşuruz? Türkiye'de bir iktidar değişikliği olur. O iktidar değişikliği gerçekten güven verir dünyaya. Çünkü bir de güven meselesi Türkiye'nin. Türkiye'ye kimse güvenmiyor. Bakın bugün Rusya diyoruz. Rusya bize güvenmiyor. Rusya'yla aylardır sessiz bir savaş halinde bir psikolojik mücadele var. Türk tırları kapılarda, sınırlarda bekletiliyor. Turizm pandemi deniliyor ama Mısır'ı yok sayıyor. Mısır'a gönderiyor turisti. Antalya'ya göndermiyor ki oysa Rusların ilk tercihi, uçuşları kapatıyor. Yani Rusya ile kavgalıyız, Amerika ile kavgalıyız, herkesle kavgalıyız Evren. Problem bu. Yani yeni bir iktidarın dünya ile barışık, dünyaya mesaj veren bir iktidar gelmesi halinde elbette Türkiye'ye ciddi anlamda yabancı şirketler de gelecek, yatırım da yapacak, turist de gelecek, her şey olacak. Ancak şu anda dünya AK Parti iktidarına inanmıyor, güvenmiyor. Bizim sorunumuz güven sorunu Evren. Bugün Amerika ile yaşadığımız da zaten güven sorunu. Çünkü S-400'ü aldık. Amerika ile sen müttefiğim diyorsun, NATO ülkesiyim diyorsun ama S-400 alıyorsun. Yani sana nasıl güvensin Amerika? NATO sana nasıl güvensin? Aynı sorunu Rusya da yaşıyor. Her an kalktık Girit tartışmasını Türkiye başlatmadı mı? İşte S-400'leri Girit modeli gibi NATO'nun hizmetine tatbikatlarda kullanılmak üzere sunabileceğimizi öne sürmedik mi Evren? Yani sorun gayri ciddilik.
dünyaya güven vermiyoruz. Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya, ne Almanya'ya, ne Fransa'ya, ne İngiltere'ye. İşte böyle de olduğun için ortadasın, güçsüzsün, zayıfsın. Zayıf bir Türkiye, tıpkı Osmanlı'nın son dönemindeki gibi, herkes saldırıyor evren. Şu anda da büyük bir saldırı altındayız. Allah yardımcımız olsun. İnşallah milletimiz de uyanır bundan, bu saldırının. Çünkü halen milletimiz farkında değil. Halen daha havada uçan uçakların Türk yapımı olduğuna inanıyorlar evren, maalesef. Halen Mars'a gideceğimizi, ayda üs kuracağımızı düşünüyorlar. Bu nedenle bence iktidardan önce bu milletin uyanması lazım. Valla %100 haklısınız. Netice itibariyle millet olarak bize burada görev düşüyor. Yani yönetenler Türkiye'yi ekonomide ve politikada ne yazık ki sıkıntılı alanlara, yollara soktular. Ve o dediğiniz nokta çok önemli. Yani Türkiye bir şekilde kiminle beraber yürüyor? Dünya çok net ittifaklara, bloklara bölünmüş durumda. Sağ tarafta Çin ve Rusya var, sol tarafta Amerika ve Avrupa var. Ve burada Türkiye S-400 konusu oluyor, Rusya ile yürüyor dediğiniz gibi. Öbür konu oluyor, İdlib konusu oluyor, Amerika ile yürüyor. Yani böyle dengesiz, pusulası belli olmayan bir dış politika olduğu zaman da, hele bir de ekonomi olarak yanlış yönetildiği zaman, dediğiniz çok doğru. İnsanlar gelip burada Türkiye'de şansını denemeye çalışıyor. Ne kopartırsam kârdır, bir deneyelim diyor. Hakikaten tesadüf değil. Yani Yunanistan'ın bugün Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'de böyle pervasızca hareketler yapması, işte Ermenistan'ın bir şekilde Azerbaycan topraklarını almak için bir savaşa girmesi, her ne kadar tokadı yiyip otursa da ondan sonra dönüp bunun intikamını bir şekilde masada almak için böyle bir soykırım yalanını ortaya çıkarması ve buradan Türkiye'yi farklı yöntemlerle, iktisadi tavizlerle, sigorta poliçeleriyle, işte tazminat talepleriyle böyle bir şekilde bağlamaya çalışmak, ondan faydalanmaya çalışmak. Ama bunun özü neye dayanıyor? Bizim rezervin boş olması, dış politikada tutarsızlığımız, çevremizde güçlü dostların olmaması ve en önemlisi yön belirleyememiş olmamız. Hem iç siyasette hem dış siyasette. Katılıyorum dediklerinize, aynen Osmanlı'nın son dönemlerini hatırlatıyor bana. Ama bir nokta var, o da şu. Sevindiğim bir nokta şu. 2023'te seçimler geliyor. 2023'te seçimler geldiği zaman vatandaş bütün bunları not alıyor. Çünkü bakın, salgın, salgında ölüyoruz, hastalanıyoruz. Gelirler düştü, işsizlikten kırılıyoruz. İç siyasette tamamen bölünmüş bir toplum var. Bir parti kendi seçmenini konsolide edecek diye müthiş derecede bir öfke pompalanmış durumda. Dış siyaset, kiminle ne yaptığımız belli değil. Yurt dışındaki insanlar zayıf gördükleri bir ceylan misali aslanlar gibi üstümüze saldırıyorlar. Peki ne yapacağız? 2023'te seçim, yeni bir hikaye, yeni bir pusula, yeni bir bakış açısıyla bu millet bence duruma el koyacak diye inanıyorum. Son iki dakikamız, ne diyorsunuz? Yani çıkış yolu var mı Türkiye'de? Türkiye'nin elbette çıkış yolu var. Ancak şu anki yaşadıklarımız, senin de biraz önce ifade ettiğin gibi, benim de söylediğim gibi, Osmanlı'nın son dönemindeki gibi evren. Bak, ekonomimiz şu anda tamamen Londra'da, ki biz bunu ilk seninle telaffuz eden insanız. Daha sonra piyasa uyandı. Hatta o Naci Ağbal'ın istifasının hemen sonra Londralı çakallar sürüsü dedik biz bunu. Daha sonra insanlar da buna çakallar demeye başladı. Şu anda Osmanlı'nın son döneminde nasıl Galata bankerleri Osmanlı'yı yönetmeye çalıştılarsa evren, işte aynısını bugün Londra'daki o bir avuç banker ya da fon yöneticisi ya da adına ne dersek diyelim, bunlar Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor evren. Türkiye'deki Merkez Bankası'nı, faiz cephesini, her şeyini. Burada tek bir amaç var. Türkiye'de ne kadar daha fazla yüksek faiz alabiliriz? Evet, faizlerin inmesi lazım. Ama faizi indiremeyeceksin. İndirebilmen için senin hasta bir adam olmaman lazım, iyileşmen lazım. İyileşmenin yolu nedir? Kasanın tam takır dolması lazım evren. Türkiye'nin acil olarak ne yapıp
60 milyar dolar o eksiği kapatacak, sıfıra getirecek. Ondan sonra üzerine para koyup hızla güçlenmesi lazım. İşte güçlendiğin zaman sana hiç kimse bir şey yapamaz. Şu anda biz çok zayıfız. Zayıf olduğumuz için bizim çok güçlü bir yönetime ihtiyacımız var. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Revzi abi. Sağ olun. Bizleri izlediğiniz için izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.